Sağlıklı günlere hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Sayın Yunus Güzel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş bulduk. Önceki programlarımızda sizi tanımıştık efendim. Bugün de menisküsü konuşacağız sizinle. Evet. Özellikle futbolcularda diyoruz değil mi? Menisküs yırtılmasından dolayı hatta evet. Bazı sporcularımızın spor hayatına bile son verilebilen bir hastalık. Evet. Şimdi de herhangi bir dizimizde bir yerimizi vurduğumuz zaman da bu menisküs yırtıkları meydana gelebiliyor. Hepimizin evet. de korkulu rüyası olabiliyor değil mi? Kesinlikle. Bunları konuşmadan önce de ilk olarak biz menisküse neden menisküs diyoruz? Nedir? Onları soralım hocam. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Menisküs ismi aslında oradaki yapının kendi adı. Hani halk arasında hasta geldiği zaman hocam ben menisküs olmuşum gibi konuşuyor. Menisküs diz içerisindeki fibrokartilaj dediğimiz kıkırdak yapı. Bu menisküs dizimiz için çok önemli. Hı hı. Dediğiniz gibi daha çok eskiden hatta bir ismi de sporcu hastalığıdır. Hastalar der ki hocam bende sporcu hastalığı mı var menisküs yırtığı gibi. Herkeste, her toplumda, her yaşta görülebilir. Hı hı. Yaş ilerledikçe risk artar. Aktivitesi fazla olan insanlar, futbolcular gibi. Mesela dediğiniz gibi futbolcu menisküs yırtığı bir sezonu kapatabiliyor. Mesela görülebilir. Öncelikle menisküs nedir dediğiniz... Menisküs fibrokartilaj iki kemiğimizin, diz kemiklerimizin arasındaki kıkırdak yapıdır. Çok önemli görevleri var. İç ve dış menisküs olarak ikiye ayrılıyor. İç menisküsümüz daha O şeklinde, hareketi daha azdır, daha fazla yük biner. Dış menisküsümüz daha hareketlidir. Bu neyi doğuruyor? İç menisküs yaralanmamız daha fazla görülür. Bu menisküsün görevi şu şekilde. Şimdi üst alt kemik, eklem boşluğumuz var. Arada hilal şeklinde fibrokartilaj, kıkırdak yapı. Şimdi şöyle düşünün, şöyle anlatırdık biz. Masanın üstünde düz bir şey koyduğunuzda mı daha rahat durur, yuvarlak bir şey? Yoksa etrafını desteklediğinizde mi? Tabii ki desteklediğiniz zaman daha iyi. İşte menisküsün görevi dizde budur. Ne yapar? Üst alt yük bindiği zaman kıkırdağın birbirine çatmasını engeller. Yükü tibia kemiğine, uyluk kemiğimizden, kaval kemiğimize aktarır. Aynı zamanda diz sıvısının... Bunun içindeki salgının eş zamanlı dağılmasını sağlar. Yani dizimiz için ciddi görevleri var. Menisküs bu yapıların adı, yaralanması da menisküs yaralanması, menisküs yırtığı hı hı. diye değişiyor. Peki aslında. Menisküs yaralanması nasıl oluşuyor hocam? Şimdi menisküs yaralanması genelde 3 farklı mekanizma var. Yani nasıl diyeceğiz? Mesela gençlerde genelde travmayla. Yani... Bu da direkt ya da indirekt dediğimiz. Mesela direkt çarpma sonucu da olabilir ya da en sık gördüğümüz indirekt. Mesela bizim şey yaptığımız futbolculardaki indirekt. Futbolcunun dizinin üzerinde durup sabitken dönmesi, dizin dönmesi rotasyonla ya da düşmesi ya da aşırı dizin katlanmasıyla. Bu indirekt yaralanma ya da direkt darbeyle, çarpmayla oluşabilir. Daha çok yaşlılarda da, yaşımız ilerledikçe de dejeneratif dediğimiz bozulmayla. Mesela kıkırdağın kendi su içeriği azalabilir ya da hastada kemik hasarı, kıkırdak hasarı olabilir. Mevcut kıkırdak hasarı menisküse zarar verebilir. Ya da şimdi arada kıkırdak var, eklem mesafemiz var. Yaşlandıkça kıkırdağımız azalıyor, kemik birbirine yaklaşıyor, menisküsü sıkıştırabilir. Yani özetlersek direkt çarpmayla, diz dönmesi, burkulması gibi indirekt yaralanmalarla ya da bir süreç, yaşlanma gibi bir süreç, dejeneratif süreçlerle gelişebilir. Menisküs. Peki şikayetler nasıl oluyor? Biz menisküsün tedavisinin nasıl olacağımızı nereden bilelim hocam? Evet, doktora nasıl başvuralım? Genelde şöyle oluyor, hastalar dizinde bir rahatsızlık hissediyor. Mesela ağrı, dizinde şişlik. Genelde bize gelen hastalar şöyle geliyor. Mesela hasta polikliniğe geldi, bu hastada menisküs var mı yok mu? Bizim kafamızda şöyle canlanır. Hasta der ki, hocam çömelip kalkarken... Dizimi altına katladığımda acı hissi oluşuyor dizimde. Ya da oturdum, bacağımı açarken dizimde bir yırtılma hissi oluşuyor. Böyle. Bu genelde kronik süreç. Mesela hasta mesela bizde bir menisküs yaralanması oldu. Birkaç ay içerisindeki şikayet. Ya da mesela maç esnasında akut bir yaralanma, ani bir yaralanma. Dizi döndü, menisküs yırtıldı, kilitledi, diz kilitli gelir. Yani özetlersem şöyle söyleyeyim. Dizde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı. Bu şekilde. Bu tablo eğer yavaş yavaş süreçlerle oluşmuşsa uzun sürer. Hastanın şikayeti, hocam dizimde bir yanma var, acı var, çömelip kalkarken ağrım oluyor. Ya da hocam dün akşam maçta dizim döndü, dizimi bir daha açamadım. Diz şiş, hı hı. tablo çok gürültülü, diz içine kanamış. O işte yırtığın büyük olduğunu, yeni olduğunu gösterir.
Peki tanısını nasıl konuyorsunuz ve tedavisi nasıl yapılıyor hocam? Şimdi tabii ki öncelikle muayene. Hastayı dinledik. Hasta dediğim gibi tablo çok değişik. Yani uzun süredir hocam işte bir şikayetim var, acım var diyerek de gelebilir. Direkt sandalyeyle de gelebilir. Yani hiç üzerine basamadan tekerlekli sandalyeyle de gelebilir. Önce muayene ediyoruz. Muayenede işte hastanın yaşına göre. Mesela hasta ileri yaş, 60 yaş üzeri bir hasta. Muayenede ciddi dizinde diz kireçlenme bulguları var. Dizin hareketi çok kısıtlı, diz şiş. Bu hastada çok MR'a gerek yok. Muayenede gördük ki diz çok kireçli, röntgen yeterli olabilir. Ama fizik muayenede bunun belli başlı testleri var. Dizi büktüğümüzde McMurray testleri dediğimiz dizi hareket ettirip maksat şu. Menüsküsü dizi büktük, menüsküsü iç dış çevirdiğimizde eğer menüsküste yırtık varsa hasta acı duyar. Eklemde hassasiyet, parmağımızla eklemi buluruz, bastırırız, hassasiyeti var mı? Hastanın hassasiyeti var, dizinde efüzyon dediğimiz şişliği var, kesin tanı MR. Yani menüsküs yırtığında altın standart tanı yöntemimiz MR. Muayene, röntgen belki ileri yaş hastalarda çekilir. Baktınız, hastanın eklem çok daralmış, hiç MR'a gerek yok. Çünkü zaten eklem arada menüsküs diye bir şey kalmamış. Kemik tamamen birbirine oturmuş, bu hastaya hiç MR'a gerek yok. Ama muayene ettiniz, hasta genç, dizi hareketli fakat acısı var. Kesin standart tanı yöntemimiz MR. Peki hocam ameliyatlarda nasıl yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Evet, şöyle önce menüsküsü sınıflıyoruz. Mesela hastanın şikayetine baktık, hastayı dinledik. Hastanın ağrısı var, dizinde şişliği var. Menüsküsteki MR'da menüsküs yırtığı nasıl? Mesela 3 tipe ayırıyoruz menüsküsü. 1, 2 ve 3. tip nasıl? Tip 1'de menüsküs yerinde, kendi içerisinde hafif dejenerasyon var, sıvı almış. Bu 1. derece yırtık. 1. derece yırtığa hiçbir şey yapmayız. Nasıl? Hastaya ilaç tedavisi veririz, egzersiz öğretiriz. Hiçbir şey yapmayızdan kastım ameliyat. Cerrahi gerekmez. Aynı şekilde 2. derece yırtık da böyledir. 2. derece yırtık, menüsküsün bir ileri safhası. Yırtık var, yırtık büyük fakat menüsküsün boyunu aşmamış. Yani menüsküs parçalanmamış. Bunda da tedavimiz aynıdır. Ne yaparız? Hastaya öncelikle istirahat. Bir de bir önceki programda da söylemiştim. Bizim genel olarak Türk toplumumuzda şöyle bir şey var. Mesela dizin acıyor mu? Daha çok üstüne git. Ya işte daha fazla zorla, merdivenin çık, seninki işte hareketsizlik olmuş değil. Eğer ağrımız, acımız varsa istirahat etmeyi bilmemiz lazım. Mesela ağrı acı var, merdiven çıkarken zorlanıyoruz. Zorlamamak lazım. Menüsküste de bizim en çok söylediğimiz bu. Mesela en çok ağrımız ne de oluşuyor? Çömeldiğimizde, çöktüğümüzde oturuyor. Deriz ki yere çökmeyeceksin, bacağını altına katlamayacaksın. Mesela ilginçtir, bu hastalar daha çok oturduğunda bacağını altına katlamayı sever. Menüsküsün en çok zorlandığı mekanizma budur. Tuvaletimize oturmalı tuvalet kullanacağız. Bacağımızı altımıza katlamayacağız, mümkün mertebe merdiven zorlamayacağız. Gittiğimiz yerde asansör var, asansör kullanacağız. Yani ben bunun üzerine gidersem daha iyi olur diye bir şey yok. Bu 1. ve 2. derece menüsküste. Verdiğimiz ilaçlar da halk arasında şöyle mesela, hastaya ilaç yazıyorsunuz diyelim, ağrı kesici ismi. Hasta, hocam ben kullanmadım. Niye? Hocam ben ağrımın kesilmesini istemiyorum, tedavi olmasını istiyorum. Aslında bu ilaçlar analjezik anti-enflamatuar. Yani tamam ağrınızı kesiyor ama maksadımız oradaki ödemi çözmek. Şimdi o menüsküs yırtıldı, onun içinde bir enflamasyon, ödem var. Verdiğimiz ilaç oradaki ödemi çözerek ağrısını azaltıyor. Hani hastaya bunu anlatırsanız, aklına yatarsa zaten dediğinizi uyguluyor. Hastamız istirahatini etti, ilacını kullandı. Genelde menüsküs ve egzersiz, diz kaslarını güçlendirmek istiyoruz ki menüsküse yük daha az binsin, hasta rahatlıyor. Ameliyat nerede devreye giriyor? 3. derece yırtık dediğimizde. 3. derece yırtık, menüsküsün boyunu aşan, diz ekleminin açılmış büyük bir yırtık. Bu ne yapar? 3. derece yırtık işte. Şu dizimiz, dizimizi büküp açıyoruz. Eğer yırtık büyükse, 3. derece yırtık, dizde kilitlenme yapar. Yırtık ayrıldığı zaman hastanın acısı daha fazla olur. O zaman ameliyat gerekebilir. Eskiden mesela ben 2000 yılında tıp fakültesi giriştiğim, biz hiç açık menüsküs görmedik. Çünkü biz hep artroskopik, ekranda da gördüğümüz gibi resimleri geçiyor. Yani tamamen full kapalı sistem yapıyoruz ameliyatlarını. Bir elimizde kamera, kamera ucu 30 derece açılı menüsküsü, bir elimizde menüsküs kesme, tamir aletlerimiz var. Onları kullanarak menüsküsü tamir ediyoruz.
Üçüncü derece yırtıkta. Yine tabii hemen hastaya ameliyat demiyor zaten. Çünkü yani her zaman ameliyat son çare oluyor. Hastaya yine üçüncü derece yırtık dahi olsa, eğer eklem arasına girmemişse, ilk hani programın başında dediğimiz ne demiştik? Kilitli diz değilse. Mesela diz futbolcu, burada da yaşandı. Maçta dizi döndü, menisküs kilitledi geldi. Onu acil ameliyata almak gerekir. O menisküsü iki kemiğin arasından çıkarıp yerine tamir etmek gerekir. Ama hastada ikinci, üçüncü derece menisküs yırtığı var. Diz kilitli değil. Dediğim gibi öncelikle ilaç tedavisi, istirahat ve egzersiz oluyor yolumuz. Öyle. Peki söyleyeyim. Ameliyat olan hastalara ameliyat sonrasında neler öneriyorsunuz hocam? Evet, şöyle ameliyatta yaptığımız şu, önerilerimiz de bu yönde oluyor genelde. Şimdi dedik ya başta menisküsün çok ciddi görevleri vardı. Ameliyatta da ona o görevi bozmamak için öncelikle menisküs tamirine yöneliyoruz. Yani o parçayı almıyoruz. Parçayı alırsak çünkü kireçlenme ilerliyor. Hastalara da ameliyattan sonra aslında yine tavsiyeler aynı. Mesela hasta ameliyata giriyor çıkıyor. Şimdi şöyle düşünün. Arada bir parça var, menisküs yırtılmış, dizi kilitliyor. Hasta ameliyattan sonra hemen fayda görüyor. Ve diyorum ya biraz toplum olarak şeyi seviyoruz. Mesela hareket edeyim, işin üstüne gideyim, ben bunu başarırım. Hasta hemen hareket etmek istiyor. Üzerine basayım. Hocam namazlarıma ne zaman başlarım? Ne zaman merdiveni çıkarım? Bunları peyderpey aşama aşama yapıyoruz. Ameliyattan sonra bir kere çok korkulacak bir ameliyat değil. Yani açık ameliyat değil. Hasta da ameliyattan sonra sadece iki dikiş oluyor. Tamamen kapalı yapılıyor. Lazerle artroskopik ameliyatta yapılıyor. Ameliyattan sonra da dizin durumuna göre. Mesela dedim ya. Menisküsü amacımız hep korumak. Eğer tamir ettiysek bir ay koltuk değneğiyle yürütüyoruz. Üzerine bastırmak istemiyoruz. Tamir ettiğimiz dikiş sökülmesin, tekrar yırtık oluşmasın diye. Ama sadece mesela bu menisküs bazen öyle oluyor ki halı püskülü gibi hastalarıma da ben öyle anlatıyorum. Menisküsün ucunda parçalanmalar, fibrilasyon diyoruz. Onu tamir etme şansınız yok. Ne kadar tamirde koysanız dikiş tutmaz. Onu temizliyoruz. Temizlediğimiz hastayı hemen ertesi gün üzerine bastırmaya başlıyoruz. Hastayı yürütüyoruz. Fizik tedavi, diz güçlendirme programlarına başlıyoruz. Ama eğer tamir etmişsek bir ay üzerine bastırmadan sadece diz güçlendirme egzersizleri bir ay sonra üzerine bastırıp yürütüyoruz. Hastayı. Normal hayatlarına kısa sürede dönebiliyorlar. Dönebiliyor tabii ki. Yani bunu genelde işte kişinin hayatına, çalıştığı işine göre de. Mesela kişi fabrikada çalışıyor. Ağır bir işi var. Ona diyoruz ki bir ay dönemezsin. Bir ay dizini koruman lazım, egzersiz yapman lazım. Zaman zaman şişme olabilir, buz uygulama, buz kompres uygulaman lazım. Ama hocam ben masa başı işi yapıyorum, dizimi çok zorlamıyorum. İkinci haftasında dikiş alındıktan sonra kişi işine dönebilir. Peki hocam tamir ettiğiniz o menisküsler tekrar ameliyat sonrasında yırtılma gösterebilir mi yaptığınız yine tabii yerler? Tabii ki, tabii. Yani ne işte, kadar korumamız gerekiyor tabii aslında. Tabii ki. Yani aslında birçok şeyde olduğu gibi bu işte de genetik rol oynuyor. Nasıl? Mesela ki dizi kireçlidir. En arada kaldığımız hastalar aslında onlar. Hasta 55 yaşında. Dizinde ikinci derece kireçlenme var. Yani bu ne demek? Kemik eklem aralığı daralmış. Kemikler birbirine binmemiş ama yırtık var. Mesela bu hastaya bunu anlatıyorsun. Diyorsunuz ki tam arada kaldığımız hastasınız. Yani ameliyatta menisküs tamir yapsam çok fayda görmezsin çünkü eklemde daralman var. Protez yapsam yaşın erken, yani protez için erken dizine yazık olur. İşte o hastalarda daha çok fizik tedavi, ilaç tedavisi ve koruma yöntemlerini seçiyoruz. Ama bizim yaşımızda hasta 30-35 yaşında menisküsü yırtılmış, bu acile yaşamaması lazım. Yaşamaması lazım. Ne yapıyoruz? Hastaya ilaç tedavisi veriyoruz, fizik veriyoruz, kontrole çağırıyoruz. Eğer hala şikayeti devam ediyorsa direkt artroskopi öneriyoruz. Artroskopi bir şekilde de aslında bir de tanı yöntemi. Bakın ben size ne dedim, biz mesela hiç açık menisküs ameliyatı görmedik. Mesela diz protezi yaparken menisküsü kendimiz kesip çıkarıyoruz. Ama hiç açıp menisküs tamir etmedik. Tamamen artroskopi, kapalı yöntemleri gördük biz. Girdiğiniz zaman kamerayla direkt gözünüzle menisküsü görüyorsunuz. Menisküs dedim ya, iç menisküsümüz O şeklinde, dış menisküsümüz daha çok C şeklinde ve hareketli. Diz bükülüp açılırken hareket ediyor. Özel aletlerimiz var. Aletle menisküsün sağlamlığını kontrol ediyoruz. Takıp çekiyoruz. Acaba dizin içine giriyor mu? Ya da yırtık büyük mü? Direkt gözümüzle görüyoruz. Eğer kişi mesela hani MR da yanıltıcı olabilir. MR'da ikinci derece yırtık var. Ama hastanın ağrısı bir türlü geçmiyor.
Hasta çok şikayetçi. Hocam ben merdiven inip çıkarken ağrım oluyor. Evimde düzgün oturamıyorum. Bacağımı hiç katlayamıyorum. O zaman ameliyata yönlendirmemiz lazım. Genelde prosedür şöyle oluyor. Hasta geldi. Birinci, ikinci derece yırttık, muayene ettik. Hastaya konuştuk, bilgi verdik. Hocam ben dikkat ederim. Hastalar uzun süre bu şekilde götürüyor. Hatta birinci, ikinci derece yırttık. Eğer menisküsün kapsüle yani diz, köke yakınsa kendinden iyileşme ihtimali var. Ama periferik dediğimiz uçlardaki yırtıksa iyileşmiyor ve ilerliyor. O zaman işte sürece göre ya ameliyat, ya fizik tedavi, ya ilaç tedavisini belirliyoruz. Çok güzel bildi verdi evet. Hocam. Tekrarlar mı? Sorunuz şöyle, tekrar edebilir. Aslında oraya geliyordum dediğiniz gibi. Dizi kireçlenmiş hastada yırtık her zaman görülebilir. Ama bizim gibi genç hasta, menisküsü tamir ettiniz, iyileşti, problem çözüldü. Tekrarlama ihtimali düşük. Çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz hocam. Ben programımızı kapatmadan önce son olarak seyircilerimiz için bir özetlemek istersek, neler söylemek istersiniz? Kendilerini nasıl korusunlar? Şöyle, aslında hani dizimiz, belimiz mesela ben şimdi poliklinikten geliyorum. 30-40 tane hasta baktım. Birçok hasta diz, omuz, bel. Hepimiz zamanla yaşlanıyoruz. Bu bir süreç. Birçoğumuzda görülebilir. Öncelikle şunu söylüyorum ben her zaman. Kaçmamak lazım. Mesela diz ağrımız oluyorsa bunu ciddiye almamız lazım. Bel ağrımız varsa hani hemen öyle bir iki gün ağrı değil de ağrı artıyorsa, ciddiyetini koruyorsa muhakkak gidip kontrolümüzü yaptırmamız lazım. Özellikle çok iyi söylediniz. Ben hep aklımdan geçiyordu, unuttum. Hastalara neyi söyleyelim? Ben hep şunu söylüyorum hastalarıma. Futbolu çok seviyor bizim toplum, halı sahada. Evet hocam. Bu şöyle bir şey. Bunlar işte hafta sonu savaşçıları deniyor. Bir hafta içinde çalışmış, çok ciddi stres yüklü. O futbol onun için çok büyük bir şey. O bir saatte bütün enerjisini atıyor. Evet. Orada ben şunu diyorum hastalarıma, diyorum ki baktınız maçta çok sert oynayanlar var. Maç sertleşti, fauller başladı, maçı bırakın. Orada alacağınız, mesela bir hastam var, bizim Eskil'den geliyor gidiyor. Ön çapraz bağ tamiri olmuş. Hocam 3 senedir maça gitmiyordum. Bir kere maça gittim. Tek hamlede tekrar menisküsü yırtıldı. Havada gelen topa bacağımı uzattım, dizim döndü. Görülebilir. Hani bir kere hani bu maça çıkışta birbirlerini uyarmaları lazım. Sert oynamayın. Çünkü maç, futbol her zaman sakatlama yatkın. Zaten en çok futbol ve basketbolda. Kontak sporlar dediğimiz dur, dön, itele, yerde kay. Bunlar da çok görülüyor. Diz sağlığımız önemli. Eğer maça çıkacaksak da, ben çok önermiyorum ama maça devam edeceksek de centilmenlik içerisinde oynamak lazım. Maç sertleştiği an bırakmak lazım. Ve hastanın korkup kaçmaması lazım. Neden? Mesela menisküsün ciddi görevleri var. Eğer geciktirirsek yırtığımız büyüdü, parçalandı, kıkırdak kıkırdağa teması artacağı için hastanın kireçlenmesi de daha erkene gelir. O yüzden çok kolay, günümüzde çok kolay. Yani eskiden mesela, çok eskiden biz görmedik. İşte menisküsü görmek için dize iğne yapıp, kontrast madde yapıp röntgenle çekin. Öyle bir şey yok. 10 dakikalık bir MR'la ve MR radyasyon da vermez. Hani hastalar bazen diyor ki hocam biz MR'a gideceğiz ama radyasyondan. Hayır, MR radyasyon vermez. Tamamen hidrojenle çalışır. Yani direkt gidip MR'ını çektirip tesisi konulabilir. Çok basit. Eğer yırtığı varsa da emin olun doktor sizi daha çok düşünüyor. Yani ben bunu ameliyat edeyim diye değil. Bana gelen bütün hastalarım öncelikle koruyarak, işte ilaçlarla ödem çözerek ve fizik tedaviyle dizimizi güçlendirerek önlemeye çalışıyoruz. Hastalarımız bunu yanlış uyguluyor. İşte dizin çok ağrıyorsa daha fazla zorla ya da işte çok yoğun. Şimdi mesela insanlar bitkisel terapilere çok önem veriyor. Hasta diyor ki hocam da işte soğan saralım, durumumuzu hisset saralım gibi, böyle bir şey yok. Yani bu şekilde yöntemlerle bir şey. Çünkü şöyle düşünün, bu cilt öyle oluşmuş ki, öyle yaratılmış ki bizim sürdüğümüz kremin, merhemin bile sadece %1-2'si ekleme nüfuz edebiliyor. O zaman biz yemek yerken buradaki soğan bizim cildimizden emilsin. Öyle bir şey yok. Yani bitki de var tabii ki. Yani ilaçlar da oradan üretiliyor ama muhakkak bir uzman görüşü alması lazım. Gidip muayenesini olup tanı tedavisine bakması lazım. Durum bu. Doğru söylediniz hocam. En ufak bir belirti sizlere gelirlerse hem de daha kötü bir sonuçlar görmeden tedavilerini olmuş olurlar. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Değerli izleyicilerimiz, sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her hafta, her perşembe günü saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.